Asırlar boyu gelişerek günümüzdeki baş döndürücü seviyesine ulaşan ve tüm hayatımızı şekillendiren bilim ve teknolojinin tarihine baktığımızda, Müslümanların insanlığın bu ortak mirasına yaptıkları ve çoğundan haberdar olunmayan katkılarıyla karşılaşmak, izleyenleri derin bir şaşkınlık ve hayranlığa düşürmektedir. Müslüman bilim adamlarına öncülükler, keşifler ve icatlarla insanlık tarihindeki seçkin konumlarını kazandıran bu çalışmaların 800 yıllık macerası ilginç ve çarpıcı tablolar içermektedir. 7. asrın başlarında tarih sahnesine çıkan Müslümanlar, kısa sürede geniş coğrafyaları fethederek farklı kültür çevreleriyle karşılaşmışlardır. Bu tanışma, dünya bilim tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Esas itibariyle Greklerin, belli ölçüde de Sasaniler, Suriyeliler, Hintliler ve Sabilerin birikimlerini değerlendiren Müslüman bilim adamları, bu malzemeleri ve bilgileri şaşırtıcı bir hız ve zengin bir kavrayışla şekillendirip özümsemişlerdir. Onlar bu yaklaşımlarıyla kendilerinden önceki bilgi birikiminin kaybolmasını önlemekle kalmamış, yeniden keşfini ve farklı toplumlara ait ilim merkezlerinin birbirleriyle ilişki kurmalarını da sağlamışlardır. Müslüman bilim adamlarının tarih sahnesine çıkışlarının ilk iki asrında, 7. ve 8. yüzyılda, ilmi gelişmeleri takip ve özümsemede gösterdiği büyük başarı, sonraki asırlarda orijinal çalışmalar ve yeni keşiflerle sürmüştür. 3. asrın ortalarından itibaren bilimsel gelişmelerde öncü ve liderlik konumuna yükselen Müslümanlar, astronomi, tıp, coğrafya, müziği, sosyoloji, tarih, felsefe, kimya, fizik, mimari, savaş teknolojisi, denizcilik, geometri, optik ve bilimin diğer alanlarında da yüzlerce keşif gerçekleştirmiş, yeni disiplinler oluşturmuşlardır. Bu çerçevede cebir müstakil bir ilim dalı olarak doğmuş, kimya teorik ve pratik bir esas üzerine kurulmuştur. Yerkürenin ve ekvatorun ölçümü bugünkü verilere çok yakın şekilde yapılmış, ayın farklı evrelerini ölçmek için daha önce bilinmeyen ölçüm metodları keşfedilmiş, dünya astronomi tarihindeki ilk gözlem evi kurulmuş, teoriyle birlikte tecrübeye dayalı bilimsel metotlar geliştirilmiştir. Benu Musa olarak ün kazanan üç kardeş, pi sayısının değerini Yunanlıların ulaştıklarından daha hassas biçimde tespit edip, açının 3 eşit kısma bölünmesi problemine yeni çözümler getirmiştir. Tıp ve optik sahasında Ebu Bekir Errazi, görme fiilinin ışığın maddeden göze ulaşmasıyla gerçekleştiğini, aynı zamanda göz bebeğinin kendisine giren ışığın miktarına göre küçülüp büyüdüğünü keşfetmiştir. El-Kindi, meteoroloji alanında bir kısmı günümüzdeki verilerden çok da farklı olmayan önemli tespitlerde bulunmuştur. İbni en-Nefis, kan dolaşımını keşfetmiş, İbnül Hatip hastalığın bulaşıcılığı ile ilgili yeni sonuçlara ulaşmıştır. Nasreddin Tusi, trigonometriyi ilk defa müstakil bir ilim olarak ele almış, Şerafeddin Tusi, 4. dereceden denklemler düzenleyip çözmüş, Ebu'l-İz el-Cezeri, bilim ve mühendislik tarihi açısından önemli projelere imza atmıştır. 16. yüzyılda Mimar Musluhiddin Ağa, Mimar Hayreddin ve Mimar Sinan hayata geçirdikleri önemli projelerle dünya mimari tarihinde iz bırakmışlardır. Osmanlılar, geçmişten devraldıkları birikimin ışığında oluşturdukları deniz gücü ve teknolojisiyle dünyanın sayılı deniz devletlerinden biri olmuştur. Takıyüddin, İstanbul'da dönemin en önemli rasathanesini kurmuştur. Müslüman bilim adamları, tarih, sosyoloji, tabiat ilimleri ve felsefede yeni disiplinlere öncülük yapmış, yüzlerce bilim adamı, dünya bilim literatürüne telif ve tercüme yoluyla binlerce kaynak eser kazandırmıştır.
Müslümanların dünya bilim tarihinde erken sayılabilecek bir dönemde üstlendikleri öncülük ve liderlik konumları 8 asır sürmüştür. 17. yüzyılın başlarından itibaren bu alandaki üstünlük Avrupalılara geçmeye başlamıştır. Avrupa'daki ilmi ve teknolojik gelişmelerin temelinde Avrupalı bilim adamlarının İslam bilim ve kültürüyle tanışmaları yatmaktadır. Bu tanışıklığın başladığı 10. yüzyıldan itibaren İslam bilim merkezlerindeki aletler, ilaçlar, haritalar, silahlar, kitaplar, fikirler ve keşifler Avrupa'ya taşınmıştır. Endülüs, Sicilya ve Bizans, Müslümanların bilgi birikimini Avrupa'ya ulaştıran en önemli üç güzergah olmuştur. Avrupalıların bu bilimleri devralması ve özümsemesi ise yaklaşık 500 yıl sürmüştür. İslam bilim ve teknoloji tarihinin büyük birikimini yok sayma süreci şöyle yaşanmıştır. Avrupalıların bilgi alma tarzı, Müslümanların sergilediği tavrın aksine, metodoloji ve bilimsel etik açısından çok büyük kusurlar ve zafiyetler taşımaktadır. Tercüme edilen kitaplarda çoğu defa Müslüman bilim adamlarının isimleri ya hiç anılmamıştır ya da bu eserler Yunanlı otoritelerin veya tercüme edenin adıyla yayınlanmış, Müslüman bilim adamlarının keşifleri de önemli ölçüde Avrupalılara atfedilmiş, Müslüman bilim adamlarının Batı bilimine yaptıkları büyük katkı gizlenmiştir. Müslüman bilim adamları ise hiçbir din ve medeniyet ayrımı yapmadan, komplekse kapılmadan kaynaklarını açıklamış ve öncülerini de büyük bir saygıyla anmışlardır. Avrupalılar öncü rolünü üstlenmeye başladığında ne kaynaklarını bilebilecek durumda, ne de Müslümanlar yeni dönemin ortaya çıkışında kendi rolleri hakkında bilgi sahibiydiler. Bazıları Avrupa'daki bu gelişmeyi doğrudan doğruya eski Yunan'la irtibatlandırıp İslam kültür çevresinin 8 asırlık kaşiflik ve liderlik dönemini görmezden gelerek gerçeklere aykırı bir Rönesans kavramına ulaşırlar. Bu yanlış değerlendirmenin konsensüs kesinliği kazanmaya başladığı bir dönemde bazı Avrupalı bilginler İslam bilimleriyle meşgul olmaya ve onun değerini takdir etmeye yönelmiştir. Hatta 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında bilimlerin ulaştıkları mevki bakımından İslam kültür çevresinin önemini savunan bir hümanistler grubu gelişmiştir. Johann Wolfgang Goethe, Joseph Toussaint Reynaud, Jean-Jacques Sedillo, oğlu Amélie Sedillo, özellikle Franz Wöbke ve Eilhard Wiedemann bu grubun öncü şahsiyetleridir. Bu bilim adamlarının Müslümanların bilimsel hayata katkıları konusunda ulaştıkları sonuçlar pek çok çağdaşını hayrete düşürmüştür. Öncekilerde bulunan derinliği belli ölçüde kaybetmekle birlikte, oryantalist gelenek, İslam bilim çevresinin başarılarını ortaya koyan çalışmalarını bugün de sürdürmektedir. Tarihin garip bir tecellisidir ki, Müslümanlar kendi bilim ve kültür çevrelerinin bilimler tarihindeki rolünü zamanla unutmuşlardır. Ancak 20. yüzyılın ortalarında ve oryantalistik araştırmalar sayesinde bu konumları hakkında yeniden bilgi sahibi olmaya başlamışlardır. Halen çoğu insan asılsız ve yanlış tanımlamaların etkisi altında olup kendi kültür çevresinin bilimler tarihindeki büyük rolünü tasavvur etmekte bir hayli zorlanmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri İslam bilim tarihine ait eserlerin çoğunun günümüze ulaşmamasıdır. Bir diğeri ise bize intikal eden eserlerin çok büyük bir kısmının incelenmemiş olmasıdır. Bu bilinmezlikte Batılıların taassupla hareket ederek Müslüman bilim adamlarına ait başarıları gizlemeleri artık reddedilmez bir gerçektir. Her şeye rağmen düne göre bugün Müslümanların evrensel bilim tarihi alanındaki seçkin konumları hakkında daha sağlıklı bir tasavvura sahibiz. Yeni çalışmalarla bu bilinmezlik ve çarpıtılmışlık yerini tarihi hakikatlere bırakacak, Müslümanların dünya bilim tarihinde oynadığı etkin rol daha iyi anlaşılacaktır. 50 yılı aşkın bir süredir araştırmalar yaparak hayatını İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adayan
ve bu müzenin kuruluşunda önemli katkıları olan Profesör Doktor Fuat Sezgin, orijinal kaynaklar üzerinde yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla bilim ve medeniyet tarihindeki gelişmelerin birbirinden kopuk olmadığını, aksine bir bütünlük arz ettiğini ortaya koymuştur. Dünya çapındaki bilimsel araştırmalar ortaya çıkarmıştır ki, İslam dünyası bilimler tarihini masaya yatırmalı ve dünya bilimler tarihi yeniden yazılmalıdır. Bilimler tarihinin yazımı batılı dünya için bir lüks gibi görünebilir ama aynı şey bizim için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bilinmeyen ve çarpıtılan hakikatler bize aittir. Bizlerin geçmişini bilmesi, başarılarını öğrenmesi ve bilimsel alandaki icatlarından haberdar olması, insanımızın hamasetten uzak, kuru bir üstünlük iddiasına kapılmadan kendisine olan güvenini arttıracak, mensup olduğu kültür çevresine bağlılığını güçlendirecek, bilimsel çalışma anlayışına ve gelişimine çok önemli katkılarda bulunacaktır. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, bu gelişmelerde kilit bir rol oynayarak, gelecek tasarımı için geçmişi anlamak ve anlatmak noktasında tarihi bir fonksiyon üstlenecektir. Bilimsel hakikatlerin ortaya çıkmasına ve bu müzenin kurulmasına katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.